saniye bir görüntü varmış. İzleyelim, üzerine konuşacağız. Büyük tahrika altında, büyük baskılar altında burada. Ne kadar da belli etmeseler büyük psikolojik baskı kurmak istiyor Nil arkadaş. Müge'nin de kesinlikle buradan gitmesine Nil sebep oldu. Ne kadar ben erkek arkadaşının bilmiyordum desem de gerçekten bu durumdan haberdardı. Nil'in yapmaya çalıştığı tek şey reklam. Yeterince yapıyor. Keşke daha fazla kötülük yapmaya ihtiyaç duymasa. Onu tanımam geç oldu ama iyi oldu, güç olmadı. Nil hiçbir zaman adil davranmıyor. Sadece oynuyor. Göründüğünden daha kötü niyetli bir kız. Nil tam burcunu yansıtıyor. Tam bir akrep. İntikam ve kinle bürünmüş bir insan. İntikam hırsıyla her şeyi yapabilirler. Benim Müge ile hiçbir, bu konuda hele hiçbir sorunum olmaz. Kendisinin kıskançlığa bağladığım, ismini koyamadığım benimle ilgili problemleri vardı. Ben kendimi geri çekmiştim. Erkek arkadaşının ismini bilmiyordum. Kıyafet, evet doğrudur. Kıyafet geldiği gün öğrendim fakat eski sevgiliyiz dediler ve ben de o gün o kıyafeti giymem gerektiği için de giydim, taşıdım. Yakın zamanda ayrıldıklarını bilseydim bile yine de elbiseyi giyerdim ama Müge inat olduğu için değil. Ben de kırılmıştım. Beni de çok incitmişti. Ben küçük bir cevap. Evet Nil. Ben öncelikle şunu bir ön girişini yapmak istiyorum. İsmi geçen şahıslar da bu konuda suçsuz. Çünkü üçüncü şahıslarla birbirimize ulaştık. Neden Cansu'ya bakarak konuşuyorsun değil? Onu anlayamadım. Cansu'ya mı cevap veriyorsun, bize mi cevap veriyorsun? Çok özür dilerim. Az önce Cansu... O zaman önce bunu bir öğren. Tamam. Dildi. Üçüncü şahıslar burada gerçekten suç. Üçüncü şahıslarla birbirimize ulaştık. Karşı tarafın da bunda hiçbir suçu yok. Onlar da mağdur edilmesin istiyorum. Onu da korumaya geçtin yani artık. Çünkü ben elbiseyi provaya gittiğimde oradaki hanımlar da o kadar özenle, itinayla ilgilendiler ki hepsinin emeğine o kadar ve eserlerine de o kadar hayran kaldım ki sadece bu noktadan sonra etik olmayacağım ki ben... Bak, etik olmadığını sen de biliyorsun. Siz neden burada, baştan düşünmedin? Siz burada özürden bahsediyorsunuz ama ne yazık ki hakareti. Söyleyeyim mi? Fiziksel... Üstüme yürüdüler. Beni burada taciz ettiler. Ben benim üstüme bir şeyler attılar. Bunlar yalan, artık bunları geçmeyin. Hakareti. İşlemiyor bunlar, iş ama yapmıyor sözümü bunlar. Sözümü bitirebilir miyim? Sonra istediğin kadar konuş çünkü ben... Utanmasa testereyle beni çünkü böldüler diyeceksin. Çünkü ben daha sonra konuşmayacağım. Neden biliyor musun? Bu programı avukatım izliyor. Hem ceza hukukunda hem de özel hukukta tazminatla ben çünkü dava başlatıyorum. Var. Sözümü bitireceğim. İstediğiniz kadar konuşacaksınız. Sadece sözümü bitireceğim. Tamam. Hakaret, şiddet, hiçbir tahrik unsuru olmadan elimde video görüntüsü, elimde mesaj sözleri. Ay çok sıkıldım ben. Tamam, bu mesaj lütfen Ebru Hanım falan. Senin derdin nedir? Ben onu anlamak Ebru istiyorum. Hanım, senin problemin nedir? Dün bana bu fırsat verilmedi. Ne ben için, şu neyle an ilgili? Savunmamı yapmak istiyorum. Kime karşı ne insanlığı yapıyorsun sen? Bana iftira atılıyor ve aşırı derecede tamam, mağdur o zaman ediliyorum. Yok de, yok de. Ama yok, yok diyorum ve hala. Bu kadar. Diyemiyor çünkü var. Var çünkü. Yok, bilerek yaptın. Bana ispatlayacaksın. Canını acıtmak için yaptın. Bana ispatlayacaksınız. Çünkü ben gerçekten dava açıyorum. Bizim ispatı ihtiyacımız yok, her şey ortada. Bu iftiralara karşı da susacağım. Susacaksın çünkü söyleyecek hiçbir şeyin yok. Dava. Bilerek canını acıtmak için yaptın. Peki ne yaptı canını acıtmak için? Çocuklar hepiniz bir şey söylediniz. Biz erkek arkadaşı konusunda ne kadar hassas olduğunu biliyorduk. Bunu Nil de biliyordu. Bilerek yaptı. Geldiği gün biliyordum. Bilerek giydin. Peki giymemek elinde miydi? O gün belki başka kıyafeti yok muydu? Giymemek elinde miydi? Hayır, çünkü elbise o gün bize konsept verildiğinde elbise... Onu giymek zorundaydı. Peki adamı tanımıyorum diyorsun. Adam buraya sana getirmiş stüdyoya bir şey soracağım. Kıyafeti. O elbiseyi giyerken sen Müge'nin eğer onu giysen üzüleceğini düşündün mü hiç? Neden düşünmedim? Çünkü beni 3-5 defa çok kırmış bir insandı. Biraz İnadına da... giydin mi? Hayır hayır, inat olarak değil. Değil, ben inatlaşma bakmıyorum. Yok burada. Bugün başka biri de başka bir elbise getirdiğinde ben onun özel hayatını veya kişisel tercihlerini sorgulayamam. Ben giyerim başkaları. Bugünkü de aynı şey senin başına gelseydi sen de üzülür müydün? Benim başıma burada çok kötü şeyler geldi. Aynı konudan bahsediyorum. Başka bir şeyden değil. Onlar ben başka duygusal konular. Bakmazdım. Bana inat olduğunu da düşünmezdim. Senin eski erkek arkadaşının kostümlerini Müge giyseydi neden? Herhangi biri rahatsız olur muydun olmaz neden mıydın? Öyle düşünmezdim. Empati yapabiliyor musun, yapamıyor musun? Neden öyle düşünmezdim? Kişisel bir hediye değil. Onların 3-5 mağazası olan tesadüfen karşılaşılmış bir tamam. durum. Tamam.
denk geldi. O yüzden düşünmezdim. Özellikle hiçbir şey yapmadım diyorsun. Evet. Onlar da giyebilirlerdi, denk gelebilirlerdi. Evet. Ama ben yine giyiyorum diyor. Adam ben kıyafeti daha... buraya stüdyoya getirmiş. Tanımadığın bir insan nasıl sana stüdyoya birebir elbise getiriyor? Belki Migi'yi görmeye gelmiştir. İşte onu, bunu tanımadım. Yapmaması gerekiyordu. Migi o adamı görmek istemiyordu belki de o gün. Hani ben düşüncelisin yapmadım. Ya. Hani bunu yapamayacak bir insansın ya. Onu da ben ya, yapmadım zaten. Ya. Onu da ben yapmadım. O zaman. Ben makyajdan kaldırıldım. Biri sana bir şey getirdi diye. Onu da ben yapmadım. Yalan peki Müge'ciğim, ben Müge'ye sormak istiyorum. Müge. Ben çıktığım zaman açıklama yapmak istiyorum. Şimdi konuşmayacaksın. Peki benim bu konuda gerçekten kafam onunla karıştı. Onunla karşılıklı konuşacak hiçbir şeyim olamaz benim. Ecem evet sen ne söyleyeceksin? Anlat Müge susma. Çıktığım zaman. Davaysa dava. Bir tek sende avukat yok. En iyi avukatlar da bende var Nilcim. Her şekilde görüşebiliriz. Müge'nin her zaman yanındayım ve şahidiyim. Şiddet falan yok, sürekli böyle bir hayal dünyasında yaşıyorsun. Kamera kaydı elimde. Tamam, bir sürekli bir şeylerin altına sığınıyorsun. Bak biz nasıl duruyoruz. Zaten ne diyoruz ki şunu sana ispat ederiz ne böyle. Müge'nin sana o kadar tamam hakaret etmiş olabilir ama sen sadece şunu demişsin, acizsin. Bu mudur bunun açıklaması? Bana yazdığı bunun açıklaması mesajlara mı sadece onu yazabildim. Ben okudum bütün mesajları. Hayır arkadaşım böyle bir şey yok. Ve yüz yüze konuşalım, ben sana açıklayayım değil de... Daha da tahrik ederek... Pardon ama şimdi acizsin. Ecem burada kayıp olan... ...önce çekilen görüntüler yayınlanılmıyor. Ve üstüme gelinilen hakaretler, zulümler, vicdansızlıklar yayınlanmıyor. Nerede zulüm ya? Nerede? Arkadaşlar öyle bir görüntü falan yok. Şunu lütfen saçmalamayın, hikaye yazmayın. Benim evet elimde, Cansu seni dinleyeceğim. Benim elimde var. Beni duy. Şimdi Müge arkadaşımızın başına şöyle bakıyorum ben olaya. O haksız bulduğumu söylediği için açıklama yapma gereği duyuyorum. Ve Nil'i arkada sohbet tabii ki ediyorum. O da sevdiğim bir arkadaşım. Tamam. Şu anda burada tanıdığım kadarıyla. Neyse. Şimdi Müge'nin başına gelen şey bizim de başımıza gelse, benim de gelse, başka arkadaşlarımızın da gelse çok üzücü bir olay. Evet, evet. Buna katılıyorum. Ama ben Nil'e ilk olay olduğunda tabii ki sonuçta bir sürü şey paylaşıyoruz arka tarafta. Sordum. Tanıyarak mı? Bu çok önemli bir detaydı çünkü. Tanıyarak mı gittin? Bilerek mi aldın o kıyafeti yoksa bilmeden mi gidip o olayın içinde oldun? Bana ilk önce bilmiyordum demişti. Sonra ben detaylı olaylar geliştikçe aslında bildiğini de şu anda hani söylüyor. Oh, hayır, şöyle, yanlış anlaşılmasına hayır, sebep verme. Tanıştığımızda bilmiyordun. Ben kötü bir şey söylemeyeceğim. Hayır, bir saniye. Cümleni burada yanlış anlayacaklar. Hayatım konuşayım, ben açıklayacağım durumu. Ben Nil'in içinde kötü niyet aramadığım için zaten en başında asla böyle bir şey ihtimal vermedim. Onun bilerek gidip görüştüğünü vesaire. O gün evet bilmiyordum. Evet vermedim ama şu anda tabii ben ki. Eğer nötr olarak bakmam gerekirse benim başıma gelse ben çok üzülürüm. Kabul ediyorum. Yani Müge'ye hak veriyorsun. Müge'ye sadece o duygusal bağından dolayı tabii ki hak veriyorum. Tabii ki. Ama bir de şöyle bakmak gerekiyor bence. Sonuçta burada profesyonel bir iş yapılıyor. Ve ben gittim tek mağazalara tek tek şunu soramam. Sen benim yarıştığım yerdeki kızlarla görüştün mü diyemem yani. Böyle bir durum. Evet. İsmini evet. Tek tek böyle yapamam yani. Sonuçta ben anlamak zorundayım. Bilerek yaptı diyorsunuz. Bilerek yaptı. Çok iyi biliyordu. Müge ile Nil her gün arabayla beraber dönüyorlardı. Müge'nin sorunu olduğunu biliyorduk. Erkek arkadaşının ismini, abiye kıyafet sattığını. Asla. Her şeyi hepimiz biliyorduk. Nil de biliyordu. Asla. Yanında kaç kere konuştuk asla bunu. İsmi... Da elbiseyi provaya aldığıma gittiğimde... Yeter artık, oradaki oynayabiliyordun. Sözümü bitireceğim. Bayanlar da bilmiyordu. Burada yanlışa sürüklenen ne biliyor musun? Sensin. Müge'yi bu kadar cesaretlendiren şey burada ve kuliste birkaç arkadaşımızla kavga edip tekrar gitti. Bana hakaretler etti. Bana fırçalar ve fiziksel saldırıda bulundu. Beni mağdur etti. Ve sen tekrar mental olarak ve saldırı yapıyorsun. Başka bir iftirayla karşında hiçbir görüntüde kavgamı göremezsiniz. Tahrikimi göremezsiniz. Oynuyorsun. Ama ben bir sürü şey gösterebilirim. Ve gerçekten ben artık bundan sonra konuşmayacağım. Yorum tamam. Kamera varken etmeyen üstünden prim yapıyorsunuz. Ben hiç kimseye haksız prim de yaptırmayacağım. Çok yalancısın. Çok. Lidyacığım. Marka Müge'nin daha önce yüzü olan, yani Müge o markanın yüzü zaten. Aa. Bunu bilmeme ihtimali yok. Her şeyi geçtim yani. Yüzü. Yok. Yani nasıl bunu bilemezsin? Ben kıyafet... Bir dakika Nil. Ve orada resmi var. Her mağazada şey resmin var kocaman. İsmi bilmiyor, tamam. Okey, ismi bilmiyor diyelim ki biliyor. Yok. Biliyor, Müge de bunu söylüyor. Bildiğini söylüyor çünkü sürekli aynı arabadalar ve çok samimiydiler. Evet. Bizim mağazaya biliyor. Gittiğimizde mağazanın güvenlik kameraları vardır.
güvenlik kameralarında görünüyor. Yiğit'ciğim ben bir bitirebilir miyim? Orada resmi, Müge'nin resmi var. Yani bir şey sormasına gerek yok Cansu'cum. Dolayısıyla bunu biliyor, gidiyor, görüyor ve alıyor. Ve Müge ne kadar hassas olduğunu biliyor. Sponsorlardan giyiniyorsunuz bazen de giriyorsunuz arkadaşlar. Tabii ve burada tartışmaları da yaptılar. Burada çok evet. ince bir sınır var bize göre. Aslında hiçbiri değil. O kadar çelişkiler var ki kendini kurtarmaya çok çalışan konuşmalar yapıyor ki. Ben çıktığım çıkacak. O yüzden hiç boşunuza bence kendinizi harcamayın. Pekala jüri karşısına Nil ve Savaş lütfen. Savaş da ben nereye düştüm böyle diyor şu anda.